Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'ye tatile giden bir gurbetçimiz kaza yapıp kaçan sürücüyü otomobiliyle takip etti ve kovalayarak yakaladığı polise teslim etti. İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeyken bir motosiklete çarptıktan sonra kaçan sürücü tatil için Almanya'dan gelen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak Polise teslim edildi. anlam bilgiye göre, emin önünde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Kazanın ardından yere savrulan motosikletteki sürücüyle yanındaki kişi hafif şekilde yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen ve yaşadığı Almanya'da tatil için İstanbul'a gelen Murat Güneş Kazadan sonra durmayarak kaçan aracı içinde eşi ve 3 çocuğunun da bulunduğu otomobiliyle takip etmeye başladı. Güneş yaşanan kovalamacanın ardından önüne geçtiği otomobili durdurarak polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede alkollü olduğu belirtilen sürücü ve yanındaki kişiyi polis merkezine götürdü. Şüphelilerin kullandığı otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Murat Güneş Almanya'dan geldiklerini ve otellerini aradıkları sırada kazayı gördüklerini anlatarak, arkadan gelen sürücülerin düşen motosikletiyle ilgilendiğini düşünerek kaçan otomobili takibe aldığını ifade etti. Güneş, "Kısa bir kovalamacanın ardından aracımla otomobilin önünü keserek durdurdum. Ardından polise haber verdim. Sürücünün kaçmaması için de otomobilin anahtarlarını aldım." dedi. Evet, Murat Bey'e Teşekkür ediyoruz. Duyarlı bir vatandaş örneği göstermiş Sayın Murat Güneş buradan kendisine selam ve sevgilerimizi de iletiyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ana vatanımız Türkiye'miz yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Çok üzgünüz. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntı biter. Şimdi Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Avustralya'da duyarlı vatandaşlarımızın Türkiye'deki bu orman yangınları ile ilgili mağdur olan vatandaşlarımıza yardım elini uzattıkları bir haberi sizlerle paylaşacağım. Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyet gösteren Türk kökenli kuruluşlar Türkiye'deki yangınlardan etkilenenler için yardım kampanyası düzenledi. Avustralya Diyanet Vakfı, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerindeki Türk İslam Dernekleri ile Melbourne Diyanet, Victoria ve Batı Avustralya eyaletlerindeki Türk İslam Dernekleri ortak bir kampanya başlattı. Avustralya Milli Görüş Teşkilatları'nın insani Yardım Kuruluşu Hasene Avustralya'nın yanı sıra Müsiyat, Sydney ve Aus Relief Avustralya'da yangın zedelere destek olmak için harekete geçti. Tema ülkemizin yarısını birlikte saralım. Evet ülkemizin yarısını birlikte saralım. Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Profesör Doktor Nuh Altıntaş Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ülkemizin yarısını birlikte saralım temasıyla başlattıkları yardım kampanyasını Türk İslam Cemiyetleri ile organize ettiklerini söyledi. Türkiye'nin farklı yerlerde yaşanan yangınlarla büyük bir imtihandan geçtiğini belirten Profesör Doktor Arslan Taş, Türk ve diğer Müslümanları da içine alacak şekilde bir kampanya başlatmayı uygun gördük. Türk toplumundan kişisel teşebbüsler de vardı ama toplumumuzdan çok yoğun bir ilgi gördük. Yardım etmek isteyenler, ülkemize katkı sağlamak isteyenler vardı. Toplum üyelerimizin bu beklentilerini karşılayabilmek amacıyla bugünden itibaren 3 hafta sürecek destek kampanyası başlatmış bulunuyoruz dedi. Sidney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Bilal Aksoy da yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediklerini söyledi. Devlet ve milletin seferber olup yangınları söndürmek için her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Aksoy şunları ifade etti. Bizler de Avustralya Diyanet Vakfı ve Yeni Güney Galler ile Queensland eyaletlerindeki Türk İslam cemiyetleri olarak bu yangınların söndürülmesine, yangınlar neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi hasarın giderilmesine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek amacıyla bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyamıza sadece Avustralya Türk toplumu değil aynı zamanda Avustralyalıların ve diğer Müslüman kardeşlerimizin de ilgi gösterdiğine şahit olduk. Avustralya genelindeki camiler ve açılan banka hesapları aracılığıyla toplanacak maddi yardımlar yangınlar nedeniyle mağdur olanlara ulaştırılacak dedi. Evet teşekkür ediyoruz. Memleketimizden, ana vatanımızdan binlerce kilometre uzaklıkta böylesine bir duyarlılık için emeği geçenleri kutluyorum. İnşallah tez zamanda memleketimizdeki, ana vatanımızdaki bu yaralar sarılır saygıdeğer izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Fransa'dan bir haberimiz var. Fransa'da işsizlik kurumu bir açıklama yaparak yaz aylarında tatile gidenleri çok yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. İşsiz olan ve somajda olan yani işsizlik parası alanlara şunu söyledi. Eğer 35 günden çok yaşamış olduğunuz yeri terk edip tatile giderseniz sizin almış olduğunuz işsizlik maaşını kesebiliriz dediler. Bakalım detaylar neler. Somajlı olup tatile gidenler çok çok dikkatli olsun. Fransa'da işsizlik kurumunun yapmış olduğu açıklamaya göre yaz tatiline çıkacakların muhakkak kurumu tatil süreleriyle ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Buna göre Somaj'daki bir işçinin yıllık tatilinin en fazla 35 günüyle sınırlandırıldığı belirtilirken 6 günden fazla oturduğu yerden ayrı kalacakların kurumu bilgilendirme zorunluluğu bulunduğu ifade ediyor. Yani 6 günden fazla ikametgahını terk edip başka bir yere gideceksen bununla ilgili olarak işsizlik kurumunu haberdar etmen gerekiyor. Tatil tarihleri konusunda kuruma bilgi verildiği takdirde bu süre zarfında iş ve işçi bulma kurumundan herhangi bir randevu mektubunun kendilerine gönderilmeyeceği belirtildi. izinsiz bir şekilde tatile çıkacakların ise maaşlarında kesinti yapılabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Şimdi 6 günden fazla eğer yaşamış olduğunuz şehri terk edecekseniz işsizlik kurumuna başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben şu tarihte şurada olacağım diye en fazla 35 gün 35 günü geçmesi halinde şunu diyorlar düşünüyorlar. Bu adam 35 günden fazla tatil yaptığına göre cebinde parası var. Onun maaşını keselim diyorlar ve diyecekler. O nedenle Fransa'da yaşayan ve somajlı olan yani işsizlik parası alan vatandaşlarımızın bununla ilgili işsizlik kurumuna haber vermesi gerekiyor. Aman siz olun sakın ihmal etmeyin. Aksi halde maalesef üzücü bir olayla yani maaşınızın kesintisiyle karşılaşabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Saygıdeğer izleyicilerimiz Fransa'da maaşı yetmediği için sosyal yardım alan Türk karı kocanın 18 ay hapis cezası aldığı açıklandı. Peki diyeceksiniz ki sosyal yardım alıyor, maaşı yetmiyor, neden hapis cezası? Bakın, hemen detaylarını açıklıyorum. Türk karı koca 2016-2017 yıllarında toplam 45 bin euro yardım aldı. Ancak yapılan incelemede çiftin 11 tane banka hesabının olduğu ve bu banka hesaplarında toplam 500 bin eurolarının olduğu ortaya çıktı. Olay yargıya taşınıyor. Mahkeme süreci yapılıyor ve bunun sonucunda da 18 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Suçlamaların odağındaki aile Almanya'daki inşaat işçisi kardeşlerinin isteğiyle bu hesapları açtığını söylüyor. Bu hesaplara giren para ile ilgili hiçbir fatura olmadığını söyleyen aile babası fatura istenmesi gerektiğinden haberi olmadığını söylüyor. Ayrıca üç çocuğuyla beraber sosyal bir konutta yaşadığını, eğer 500 bin euro olsaydı 3 çocuğum aynı odada kalmazdı dedi. İfadeler hakimi ikna etmedi. Mahkeme usulsüz yardım almaktan adamı 18 ay eşini ise 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca almış olduğu 45 bin euronun da geriye ödenmesine karar verildi. Ayrıca çiftin vergi beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 400 bin euroluk vergi cezası ile de karşı karşıya olduğu bildirildi. Şimdi değerli izleyicilerimiz ben hep anlatıyorum beni takip edenler bilir. Avrupa'da bütün ülkelerinde Avrupa'nın bütün ülkelerinde şöyle bir şey var. Halk sosyal yardım dilencesi haline getirilmiş vaziyette. Evet halk sosyal yardım dilencesi. Maaşlar düşük sosyal yardım. Kira yüksek sosyal yardım. Çocuk sosyal yardım. Ama vergiler yüksek maaşlardan da bürüt olarak ciddi oranda kesintiler var. Şimdi bu olayda belli. Mahkeme diyor ki senin bankada 500 bin euro paran var ama benden geliyorsun sosyal yardım alıyorsun. Bile bile göz göre göre değerli izleyicilerimiz la destenmiş burada. Sosyal yardım kimlere verilir? Geçinemeyenlere ekonomik olarak almış oldukları maaş yetmeyenlere ya da işsizlere verilir. Sen 45 bin euro kadar parayı alıyorsun. 11 tane banka hesabın oldu, olduğu ortaya çıkıyor. Kimin olursa olsun senin ya da kardeşinin hiç önemli değil. İfadesinde diyor ya kardeşimin. Hiç önemli değil. Evrakta ne yazıyor? Bu hesap kimin? Buna bakılır. Amcaymış, kardeşmiş, dayıymış, onun parasıymış, bunun parasıymış. Bunların hepsi geçersiz. Aman sizsiz olun, kendinizi uyanık sanmayın. Sizden de daha uyanıklar vardır. En çok başına bu olaylar gelenler de kendilerini uyanık sananlar. Sosyal yardım eğer ihtiyacın varsa paran yoksa alırsın. Paran varsa 500 bin euro gibi büyük bir paran varsa kalkıp sosyal yardım alman bana göre doğru bir yaklaşım değil. Ne dedik? sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Öyle bir sistem kurmuşlar ki seni devlet mahkum alıyor, esir alıyor. O yardım bu yardıma da altında ama düşük maaş veriyor. Emekliler kan alıyor Avrupa'nın her noktasında. Almış oldukları emeklerle pek çok kişi geçinemiyor. Emekli maaşıyla geçinemiyor. Onun için biz diyoruz ki insanca yaşayacağı bir emekli maaşı ver ama sosyal yardım verme. E sen 500-600, hadi bin euro emekli maaşı veriyorsun. Adamın ev kirası 500-600 euro. E ne yiyecek? Hangi faturayı ödeyecek? Yine senin kapına geliyor. Ne oluyor? Kölen haline getiriyorsun. Sosyal yardım alanlar sakın bana alınmasınlar. Ben sizden bahsetmiyorum. Ben devletin politikasını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa devletin parasını sosyal yardımını almakta bir sorun yok ki. Alanda bir sorun yok ki. Sistem bozuk. Ben onu anlatıyorum. O nedenle lütfen beni yanlış anlamayın.